Bu emojilerin keşfi dijital için önemli olduğunu düşünüyorum. Çok kısa metinli yazışmaların tümünde için içerisinde duyguyu doğru aktaramadığımız için konuşmaların sert ya da tek taraflı ya da tek bir koşul içinmiş gibi anlaşılmasına neden oluyor. Sen de normal benim seni tanıdığım üslubunun çok dışında bir etkiyle Twitter kullanıyorsun hocam. Yani normalde seni tanıdığım Sinan Canan bambaşka bir adam, Twitter'daki gördüğüm Sinan Canan bambaşka bir adam gibi görünüyor. Hani bayağı köşeli geldiği gibi çat çut girerek geçiyorsun mevzu. En son şu hayvanlar konusunda hayvanların toplanması ya da işte onların şehirle beraber nasıl konumlandırılacağı hikayesinde biraz sert girdiğini düşünüyorum. Arka tarafta senin cebinde sağlam teoriler olmasa bu konuyla alakalı o kadar keskin ve köşeli girmezsin. Ama o teorileri duymadan sadece Twitter'da okuyunca da sen de sanki hani bir tarafın bir şeymişsin gibi oluyor. Hani o keskinlikte duruyor. Senden onun arka planında ne düşünüyorsunu bir dinleyip birazcık soru sorayım sana bu konuyla alakalı. Kabaca teorilerine baktım. Yani kentte hayvanla beraber ne yapılır, dünyada neler yapılmış, nasıl gelişiyor ile alakalı. Yeni bir modellemeye, bir bakış açısına da ihtiyaç var. Ama bu modellemeyi nasıl yapılacağımızı kültürünü de bu tartışmalarla oluşturuyoruz. Ama yani söz konusu bazı konular bu ağ toplumunu yeni getirdiği ekollerden bir tanesi. Yani kimliğimizi oluşturan işte din, memleket gibi anlam bütünleri daha düştü, daha azaldı. Onun yerine işte cinsiyetçilik, hayvan sevme gibi başka konular anlam şeylerini barındırıyor. Böyle olunca da hani çok partizanca bir refleksle bir şeyle, akıllıca değil de yani mantık silsilesinden geçirerek değil de partizanca bir refleksle insanlar refleks veriyorlar. Burayı doğru bir şekilde tartışarak azıcık çözümlemeye, azıcık analizlemeye çalışalım isteyeceğim. Çok linç yemezsek konuyla alakalı. Bakalım ne olacak Yok yani şeyde. ya şimdi ben tabii yine bu son olduğu gibi çok bildiğim bir ayrımın ortasına daldım. İnsan düşmanlarıyla iç severler diye kendilerini karşı tarafı nitelemeyi seven iki grup var. Biri yani insanlar ölsün, köpekler kediler yaşasın kadar insan düşmanı ki bunlar çok böyle bir avuç bir fraksiyon yani onu söyleyeyim. Bir grupta öbürlerine iç sever diyen yani insanı bütün hayvanların her şeyin üstünde gören yani kendi bildikleri şehir düzenini tek yaşam biçimi zanneden garip bir kitle de orada var. Bunlar 3-5 kişi olsa bile bunların argümanları böyle bir zeminle dinlenmediği için mesela bir tanesi insanın hakkını savunuyormuş gibi duyuluyor. Karşı tarafa içsever diyen o hayvan düşmanlarının ki insan hakkı savunuyormuş gibi duyuluyor. Öbür taraftaki arkadaşın şeyi de hayvanseversmiş gibi algılıyor. Halbuki o hayvansever değil, o insan düşmanı. Öbürü de insansever değil, hayvan düşmanı. Yani bunu bir kere böyle bir koymak lazım. Bu çok net bildiğim bir ayrım. Çünkü ben bunu sokakta da görüyorum. Mesela ilk defa yani belki de çok nadirattan gerizekalı tabirini kullandım. İlk defa burada birisi için gerizekalı özellikle dedim. Çünkü gerçekten mesela Twitter'da çoğunlukla gerizekalılar yazıyor. Normal insanlar konuşuyorlar, blog yazıyorlar, ne bileyim işte mail atıyorlar, iletişimde bulunuyorlar. Twitter'a yazıp kaçmak zeka düşüklüğüyle alakalı bir şey. Mesela bir konuda bu böyledir kardeşim falan deyip mesela köpek evrimi konusunda yazdığım bir şeye nereden biliyorsun lavuk diye yazan adam Twitter'a uygun bir adam. O dışarıda yaşam şansı yok onun. O kafayla dışarıda yaşayamazsın. Ya konuştuğu adamı sadece Google'lasa bir biyolog olduğu, evrimsel biyoloji dersleri verdiği falan filan görecek olmasına rağmen onu yapamayacak kadar düşük bir kapasitede olduğu için Twitter'da onları yazıyor. Ama Twitter'da niye bunları yazıyorum diye hep soruyorlar. Burada mesela seninle bunu konuşabildiğimiz için, YouTube'da konuşabildiğimiz için, kitaplar yazabildiğimiz için, açık beyinde orada burada yazılar neşredebildiğimiz için, yani görüşlerimizi daha geniş ifade edebileceğimiz alanlar da olduğu için, haklı Selim, karar verici, işin arkasında merak edenlere aynı zamanda oradan bir yönlendirme yapıyorum ben. Lan bu herif celalleniyor da niye böyle diyor merak eden, aklı Selim olan birisi bizim ne anlattığımızı öğrenebilir. Öyle bir şansı var. Dolayısıyla oradaki rahatlığım acık oradan geliyor. Şimdi abi çok temelde bu konuyla ilgili şöyle bir şey var. Bu konuyla ilgili teorilerim yok. Çok sağlam bilgilerimiz var bununla ilgili. Birincisi kedi köpek dediğimiz hayvanlar. Hatta inek, koyun, çiftlik tipi keçiler. İşte büyük baş küçük baş hayvanların hemen hemen tamamı tabiatta var olmayan hayvanlar. Bugünkü haliyle mevcut değiller. Mesela bugün inek dediğimiz hayvan dünkü bizonların bilmem nelerin ehlileştirilmiş torunları. Deve en çok vahşi formuna yakın hayvan belki de hani tabiatta bulunan haline. Ama mesela onun dışında bu koyunlar işte o dağ keçilerinin bilmem nelerin ehlileştirilmiş halleri. Bizim bugün kedi köpek dediğimiz canlılar da kediler vaşak benzeri bir atasal formun ehlileştirilmiş haliyken köpekler de kurtlardan türetilmiş canlılar. Şimdi burada anlamamız gereken temel bir şey var. İnsanlara evrim anlatmadığımız için doğru dürüst, kimse bunun ne olduğunu bilmediği için köpeği doğada yaşayan bir canlı zannediyor.
doğaya da çok çıkmadığı için doğada köpek diye bir şey olmadığını da bilmiyor. Ama vahşi köpeklere rastlıyor. Yani vahşi köpek tanımıyla bir yok cins abi, daha var vahşi mı? Vahşi köpek diye bir şey yok. Çakal var, sırtlan var, kurt var. Doğada olan canlılar bunlar. Atasal formlar bunlar. Bizim köpek dediğimiz canlılar yaklaşık tahminen 15 bin sene kadar önce muhtemelen Mısır civarında ya da buralarda bir yerde insanların yakınına gelebilen mutant kurtlarla alakalı bir hikayeye benziyor. Bu hayvanların insanlardan korkmasını sağlayan doğal bir dürtüleri var. Bir mutasyon nedeniyle ki bugün bütün köpeklerde aynı mutasyonu tespit edebiliyorlar genetikçiler. İnsanlardan daha az korkan bir kurt alt tipi var. Bu insanların yakınına geliyor. Teori bu arada, yani kabaca açıklama bu ama şey kesin. Köpeklerin doğada olmadığı kesin. Nasıl teori sadece? Bu nedenle insanlara yaklaşınca insanların onları beslemesi, aynı zamanda da kurtların varlığının diğer vahşi hayvanları korkutması, koruma sağlaması bir ortak yaşam başlatıyor. Ve biz daha sonra tarımda binlerce örneğini, on binlerce senedir verdiğimiz gibi bu hayvanları da ihtiyacımıza göre çoğaltmaya başlıyoruz. Evrimi hızlandırıyoruz belli yönlerde. Kimisi işte fare yakalamak için küçücük köpekler evrimleştiriyor. Kimisi avcı köpeği olarak işte büyük güçlü hayvanlar. Kimisi gözcü ve bekçi köpeği olarak sivri kulaklı uzun burunlu hayvanları tercih ediyor. Bunlar seneler içerisinde üretile üretile bugün yüzlerce farklı köpek cinsi böyle ortaya çıkıyor. Köpek dediğin hayvan kurtların birçok özelliğini taşımakla beraber insan tarafından rafine edilip oluşturulmuş, yönlendirilmiş bir türdür. İnsan dışında tabiatta yaşaması muhaldir. Tabiatta köpek diye bir canlı olmadığı için tabiata adapte değildir. Peki bizim bugün üzerine konuştuğumuz sorun ne? Büyük şehirlerin büyük bir çoğunluğunda Türkiye'de sahipsiz başıboş köpek sorunu var. Bu sorun nereden geliyor? İnsanlar havalı olduğunu düşündükleri için bazen tonla para bayılıp bazen de barınaklardan evlerine köpek alıyorlar. Bakamıyorlar çünkü köpek zor masraflı sorumluluk isteyen bir şey. Günde iki kere gezdireceğim bilmem ne. Çocuğun hevesi geçince bunu sokağa salıyorlar ya da işte bakamıyorlar bir şekilde. Bu hayvanlar dışarıda hayatta kalmaya çalışıyorlar. Şimdi köpeklerin bilmemiz gereken en önemli özelliklerinden biri şu. Sürü canlısıdır kurtlar, köpekler de öyledir. Alfa bireye göre hareket ederler. Yani bir önder ararlar. Ve biz buraya çok özellikle dikkat çekmek istiyorum. Maalesef bazı zeka yoksunu köpek sahipleri köpeklerini saldırgan yetiştiriyorlar. Ve daha sonra bir tane saldırgan köpeği diğer köpeklerin arasına sokağa saldığınız zaman diğer köpekler saldırgan köpeğin alfalığı altında saldırganlaşıyorlar. Çünkü saldırgan köpek hızla aynı zamanda alfalığı yani önderliği devralıyor ve sokakta normalde zarar vermeyecek olan bir sürü hayvan onların eşliğinde zarar vermeye başlıyor. İnsanları en azından havluyor, çemkiriyor. Isırmasa bile bu insanları korkutuyor. Kaç tane video geziyor internette gördüm. Millet köpekten kaçarken araba çarpıyor bilmem ne falan. Şimdi büyük şehirlerde dünyanın hiçbir yerinde ben en az 10 ülkenin farklı kentlerine gittim. Başıboş sokak hayvanı diye bir durum yok. Olamaz böyle bir şey. Başıboş mesela kedi bizim İstanbul'un simgesi biliyorsun. Kedi insanlarla bir kavga ilişkisinde olmadığından, saldırmadığından sokakta konvensel ortak yaşayabiliyorsun kediyle. Fakat köpek metabolizması yüksek etçil bir hayvan, avcı bir hayvan, sıkı beslenmesi ve yönlendirilmesi gereken enerjisi yüksek bir hayvan. Sokaklarda kaldığı zaman bu köpekler nadiren iyi bir kaderle karşılaşıyor. Bir kere çoğu ölüyor. Adapte olmadıkları için sokak koşullarına. Hayatta kalanlar için başka bir problem var. En güçlü, en saldırgan ve en sağlam olanları hayatta kalıyor. Bir pozitif doğal seçilimle böyle devam ederse 4-5 sene içinde sokaktaki köpekler daha baş edilmez hale gelecekler. Dolayısıyla makul ve mantıklı olanı madem bu kadar köpeğimiz var, bunları köpeklere uygun insani şekilde dizayn edilmiş barınakları alıp oralarda gerek sahiplendirmek gerek beslemek. Yani yapabileceğimiz en iyi şey şu anda bu. Argüman nedir? Barınaklar çok kötü. Abi barınaklar iyi diyen yok zaten ama barınakları iyi yapmak da bu işin bir parçası. O da bir ayrı konu. Ama şu argüman kesinlikle bilgisizlikten ve ısrarlı cehaletten kaynaklanıyor. Köpeğin doğal ortamı sokak değildir. Köpek bir sokak hayvanı değildir. Şehir sokakları böyle hayvanlar için dizayn edilmiş yerler değildir. Bana sorarsan insan için bile dizayn edilmiş yerler değildir de arabalar için dizayn edilmiş bir yerdir şehir. Bu arada tabii şöyle bir durumu da var. İnsanların bununla ilgili bir kaygısı oluyor. Yani evlerinin yakınında bulunan köpekler yaşayan, şu anda olan, varlığı olan köpekler öyle ya da böyle işte o kendi duygusal durumları, algı seviyeleri, o ilişkilerden kaynaklı onların toplanacağı
olacak olması insanlara bir tür katliam duygusu da veriyor. Aslında bir tarafta böyle bir şeyi var. Yani refleksin zemini buradan kaynaklanıyor. Sanırım önce bu köpeklerin gideceği yerin doğru şekilde tanımlanması, bak buraya gidecek, böyle olacak diye tarif edilmesi, sonra da köpeklerin sağlıklı şekilde aktarılması gerekiyor gibi. Yoksa öteki türlü gerçekten, evet ben bile reaksiyon veresim geliyor. Yani biri gelip kamyonetle beraber köpekleri toplamaya başladı mı, eyvah çocukları zehirleyecek. Bak çocuklar diyorum, ağzımdan farkında olmadan öyle çıkıyor. Zehirleyecekler, bir yerde öldürecekler duygusu oluşuyor. Aslında reaksiyon bu zeminden çıkıyormuş gibi görünüyor. Ben köpek zehirlemeye kalkan belediye görevlisini çıplak ellerimle döverim. Ben net olarak söyleyeyim bak. Ben böyle refleks, ben ki bunu yaptım. Saldırdım adamın birinin üstüne. Zehirli et koyuyordu köpeklere. Bunu gördüm ve adama saldırdım ben. Şimdi ben kişisel olarak böyle bir taraftayım. Yani o hayvanın öldürülmesini hiçbir şey haklı gösteremez. Fakat bir de şöyle bir durum var. Yapmaya çalıştığım, olması gereken şey köpeklerden rahatsız olanlarla, gerçek hayvanseverlerin, bu bir avuç gerzeği kastetmiyorum. O büyük kitleyi oluşturan, ya köpekten mağdur oluyor adam, yani çocuğuna saldırıyor, bilmem ne yapıyor, neyse. Bir de gerçekten sen ben gibi hayvan seven insanlar var. Ben mesela köpeklerden mağdur değilim abi. Köpek bana saldırdı mı 2 dakikada ben kanka olurum köpekle, sıkıntı yok. Fakat hayvan sever bir insan olarak bu ikisinin birleşmesi ve öncelikle köpeklere adam akıllı bir barınak ortamının sağlanması için seferber olması gerekir. Önce yapmamız gereken şey bu. Biz ne yapıyoruz? Evet. Sokak köpekleri üzerinden birbirimize köpekler gibi sataşıyoruz. Bizim mantıksız olan kısmı bu. Biz eğer bir sorun çözeceksek, şimdi bak en hayvan düşmanı adamı al, zehirlenen, öldürülen, işkence yapılan bir köpeğin videosunu izle. Psikopat değilse tüyleri diken diken olacak. Biz evrimsel olarak hayvanların eziyet etmesine seyirci kalamayız abi. Böyle bir şeyimiz yok. Bizdeki şefkat türümüzü aşar çünkü. Hepsinde bu var. Ama insanları, hayvanları öldürecek dereceye getiren nedir? İnsana sevgisiz bir grup radikal hayata küsmüş tipin hayvan sevgisini insana sopa olarak kullanmasıdır. Yıllar evvel bizim Ümitköy'de Ankara'da, ben orada Ankara'da yaşarken, hayvan sevgisi insana saygıya engel değildir diye tabelalar dikmek zorunda kaldılar. Yani köpek sahipleri öyle bir terör estirmeye başladı ki Ümitköy'de o dönemde 8-10 sene evvel böyle tabelalar koydu insan. Şimdi bu insanın patolojik ruh haliyle alakalı, köpekle alakalı bir durum değil. Biz hayata küskün, tutunamamış, bir şey becerememiş 3-5 insanın ortalığı velveleye vermesini hayvanseverlik ya da işte insan düşmanlığı bir şey zannediyoruz. Öyle değil bu konu. İnsanlar birbirleriyle kapışıyorlar ve bu kaybeden tiplerin derdini bütün toplum çekiyor. Her zaman savunduğum, sen de biliyorsun, orta yol diye bir şey var, aklın yolu. Bu yani herkes düşününce, konuşunca varabileceği bir yerdir. Hayvan severle hayvan mağduru bir araya gelecek, aklı selim üzerine birlikte çözüm üretecekler. Bak o zaman hangi hükümet, hangi belediye dayanabiliyor böyle bir tazyike? Bu insan şu anda birinin talebini öbürünü bahane göstererek reddedebiliyor. Ama bütün toplumun akli kısmı bir araya gelip de bir tazyik uygulasa, valla 5 yıldızlı otel gibi barınaklar yaparız. O hayvanların hepsi de mis gibi yaşar. Ben cebimden o barınaklara aylık katkı yapmayı şimdiden taahhüt ediyorum. Cebimden yaparım o katkıyı. O hayvanlar orada yaşasın. Ve veterinerlerin, pet shopların hayvan satışından para kazanmasının önüne geçecek en harika yöntemdir. Gidip oradan köpek isteyen köpek sahiplensin. Evde bir hayvan olması harika bir şeydir. Ama mesela çok şiddetli şekilde evdeki hayvanı dışarı salan hapiste cezalandırılmalı. O hayvanı sahipsiz bırakan, o sorumluluğu taşımayan cezalandırılmalı. Çok net yapılmalı bunlar. Evet, bu kültürde zaten daha ilerlemiş ülkelerin ürettiği çözüm de böyle oluyor. Yani her hayvan kimliklendiriliyor, hep sahiplendiriliyor. O sahiplilik sorumluluğu sabit tutuluyor. Öyle keyfi bir şekilde sokağa, dağ bayıra hayvan bırakabilme diye bir hikaye olmuyor. İşin sonu buna varıyor. Yani kentin içinde yaşayan her hayvan, hatta kedilere de öyle davranıyorlar bildiğim kadarıyla, kimlikli ve sahipli durumda oluyor. Yani o bağlantı sabit hale getiriliyor. Yani neredeyse insan nüfusu gibi sayabildikleri, biçimlendirebildikleri bir hale getiriyorlar. Şimdi abi kediler, yani kedilerde de aslında benzer bir sorun var. Fakat kediler dediğim gibi hem saldırgan olmadıkları için genellikle, hem de bize hani böyle fareleri avlamak falan gibi ekstra faydaları olduğu için, ortamı temiz tuttukları için, ya bir de ponçik oldukları için kedilerle çok sorun yaşamıyoruz. Ama mesela kedi fobisi az değildir abi. Toplumda bayağı bir yüzdesi var kedi fobisi olan insanlar. Şimdi onlar birleşse, yani bu kedileri biz istemiyoruz, yakalım, itlaf edelim, bilmem falan dese, biz nasıl karşılarına dikiliriz? Çünkü deriz ki senin marjinal bir durumun var abi. Ya seni tedavi edelim ya da belli bir önlem alalım. Yani senin keyfine biz bunları yapamayız. Ama şu anda ortada dönen köpek tartışmasının fobiden daha az düzeyde
düzeyde toplumda görülen bir psikopatinin işareti olduğunu anlayamıyoruz. Yani esas, bu arada sorun abi köpek sorunu değil bak. Toplumsal olarak yaşadığımız hemen her kavgada, dini tartışmalar, politik tartışmalar, siyasi, ekonomik, aklına ne geliyorsa. Bunların hepsinde 3-5 tane düşük zekalı, düşük hayat becerili, kavga dışında yöntem bilmeyen ve kendini gerçekleştirememiş tipin iki ayrı kampta birbirine attığı salvolar sanki konu onların konuştukları şeymiş gibi algılandığı için taraftar buluyor. Halbuki biz akıllı insanla akılsız insanı ayırt etmeyi öğrendiğimizde bütün sorunlarımız çözülecek. Belki tüm ülke, belki de dünyanın büyük bir bölümü yeni aidiyet grupları, kuyuları, yeni kendini içinde ait olarak hissedeceği basit küçük havuzlar arıyor herkes. O yüzden o kadar abuk subuk konuların çevresinde birleşen o kadar tuhaf kalabalık rast geliyoruz ki, yani doğru söylüyorsun, çok şaşırtıcı bir etki var. Bir toplumu çökerten psikoloji budur. Böyle mikro konularda atomize olursun, bir sürü öteki ve düşman yaratırsın, birlikte hareket etmenin gücünü kaybedersin ve elimine olursun abi. Özellikle dışsal bir müdahalede hızla elimine olabilen bir yapı oluşturursun. Zaten geçtiğimiz 20-30 senedir ülkeleri sosyal medya üzerinden destabilize etmenin en büyük yöntemi budur. Saçma sapan konularda tartışmalar oluşturur toplumda suni ve bunlar toplumsal dokuyu, stabilizasyonunu bozduğu için dışsal etkilere çok açık hale gelirler. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden önce, daha önce bahsetmiştim, bir Can Canan'da da konuşmuştuk bunu. Medya manipülasyonu üzerine uzman arkadaşlar bize bir seminer verdiler. Ukrayna'ya dediler 3 senedir böyle bir operasyon yapılıyor. Çoğunu Rus hackerlar yönetiyor. Muhtemelen Rusya Ukrayna'ya bir şey yapacak, hazırlığı yapıyorlar. Hadi lan dedik. Ne alakası var bu devirde? Ve adamlar bize o sunum yaptıktan 2 hafta sonra Rusya girdi Ukrayna'ya. Bunlar zaten görünen, bilinen şeyler. Ve bu tartışma doğal bir tartışma değil. Aptallarla çoğunluğu oluşturan akılların imtihanı. Bunu fark etmediğimiz sürece biz sorunu köpek sorunu zannetmeye devam edeceğiz. Bizim bir yaşam ve varoluş sorunumuz var. Bunu da ancak akılla becerebileceğiz abi. Peki böyle şeyler, yani bunun kötücül bir tarafının ötesinde, bu aynı zamanda şimdi yerelde bu problemi çözmek çok daha kolay ya. Bir kasabada oluyor olsak, küçük bir kentte, yavaş bir kentte oluyor olsak, bu problemle karşılaştığımızda bunu çözmek kolay. Şimdi sorunumuz bu problemi kendisini ya büyük metropollerde çözmeye çalışmak ya da ülke kapsamında çözmeye çalışmakla ilgili. Yani biz gerçekten, yani hani Beşiktaş'ında yaşıyor olsaydık, Beşiktaş'ında köpek sorunu olsaydı çok hızlı bir şekilde uzlaşır çözerdik. Hani bunu, evet, bunu adapte eder birbirimize. Ama bunu burada, yani bu kalabalıklar içerisinde çözmek için bu tartışmaya açmanın da, en azından tartışılabilir hale getirmenin de bir metodu olamaz mı? Şu sosyal medyadaki en ilkel haliyle çatışmak. Yani buradaki çatışma. Çünkü bu çatışma bir süre sonra daha gri alanlar da oluşturacak. Yeni okuduğum kitaplardan bir tanesinde Platon'un Devlet, ben tabii yıllar önce okumuştum Platon'un Devlet'ini ama hiç hatırlamıyormuşum. Adam anlatınca hiç hatırlamadım, fark ettim. Mesela devletlerin oluşum silsilesini anlatıyor. Mesela işte şan şöhret temel eline bağlı olarak zaferler sonucu ilk kuruluyor. Ona tirokrasi mi ne deniyor? Ondan sonra arkasına küçük bir seçkin grubun hakimiyeti olan oligarşi geliyor. Oligo az sayıda demek Latince. Oligarşi bir grubun ülkeyi yönettiği. Sonra oligarşiye baş kaldırıldığı zaman demokrasi ortaya çıkıyor. Şimdi demokrasi gelişmiş bir versiyon diye biz bugün düşünüyoruz ama demokrasinin hemen bir sonraki aşaması tiranlık. Çünkü demokraside her kafadan bir ses çıkmaya başladı ve görüşler bilgiden beslenmediği için demokrasi hızla kendini yok ediyor ve arkasına ya bir tiranlık geliyor ya da işte Platon'un biraz doğa nevinden söylediği ama pek gerçekleşmeyen o bilgelerin yönettiği aristokrasi falan, ne dersek artık onun adına, öyle bir sistem gelmesi gerekiyor. Ama genellikle bu tiranlık ve batışla sonuçluyor. Şimdi bak, biz bir sorunu çözerken toplumu dinlemek gibi bir ezberle hareket ediyoruz. Ya adam evrim bilmiyor abi ya. Köpek diyor, doğal bir hayvan diyor. Biyoloğa kafa tutuyor. Şimdi böyle bir adamın görüşüyle sen neyin tartışmasını yapacaksın? Neyin kararını vereceksin? Söylemeye çalıştığım şey şu. Bilgiyi toplayabilen, bu bilgi çağında bilgiyi seçebilen, üretebilen, türetebilen bir grubun bir araya gelmesi, bir karar vermesi, bu kararı topluma duyurup geri bildirim alması ve toplumdan gelen geri bildirime göre de kararını modifiye etmesi gereken bir sistem kurmamız gerekiyor bizim. Mesela belediyeler, şimdi bizim ülke çapında bir sorun çözme lüksümüz yok artık. 80-90 milyonluk bir ülkede bunu yapamazsın. İstanbul gibi bir ülkede de yapamazsın. İstanbul koca bir ülke. İstanbul'un bir belediyesi, Kadıköy Belediyesi. Abi toplayacak bilim insanlarını, bilmem kim varsa işte etrafında, bir karar verecek bilgiyle. Halka diyecek ki biz şöyle bir şey yapıyoruz. Böyle barınaklar, böyle bilmem neler. Halk diyecek ki peki şu ne olacak? Ha
iyi, bunu düşünmemiştik, bunu da yazalım. Yine bilgi tabanlı bir hareketle kararı verip uygulayacak. Biz şimdi gürültüyü memnun etmeye çalışıyoruz. Demokrasi özellikle bilgi çağında hızla aptallığın kaymak gibi yüzeye çıktığı bir yapı haline dönüşür. Hızla. Çünkü bugün bunu ağzı olan herkesin tıklatabildiği bir yerdeyiz. Bunu korona döneminde konuşmuştuk. Belki canlarda da bile konuşmuşuzdur ama aramızda çok dedikodusunu yaptığımız bir şey. Yani koronada krizle karşılaşınca nasıl bir komisyona ihtiyaç duyduk? Aslında her problemin kendisine ait yeni komisyonlara ihtiyacı var. Ve o komisyonları da karar verme kabiliyetine, bilgiye ve çalışmışlık tecrübesine sahip insanların oluşturabildiği komisyonlar olmak zorunda. Yani çok hemfikirim bu konuyla alakalı. Burada sadece yani cehaletle çözemezsin abicim. Cehaletle karar alınmaz, cehaletle demokrasi olmaz, cehaletle çözüm olmaz. Kesinlikle katılıyorum. Sadece şunun altını çizmek istiyorum özellikle. Yani aptalca bulduğumuz Twitter'da yazılan bir sürü cümlenin altında aslında ben okurken şey duygusunu okuyorum. Benim mahallemdeki köpeği zehirlemeyin ha. Ya bak benim mahallemdeki köpeği bunu okuyorum. Bu yerel bir refleks. Şimdi yerel refleksi oradan alıp da bunu başka cümlelerle söylüyor. Global bir mecranın içerisinde yani daha başka türlü konuşmaların olduğu bir sohbetin içerisinde ciddiye almaya kalkınca tuhaf bir beni çıkıyor. Aslında oradaki kadının ya da adamın verdiği refleks ya benim mahallemde benim bakkala giderken gördüğüm köpeği zehirlemeyin ha. Bunu söylemek istediğini düşünüyor. Evet. Aslında. Yani altını çizdiğin yer bak çok önemli. Twitter'da aptalca yazan insanlar aptal değiller. Sadece aptalca yazıyorlar. Çünkü kendilerine ifade kabiliyetleri sınırlı. Duyduğunu tekrar ediyor. Şimdi bir kere bunun ayırdığına varmak lazım. Ben aptalca ya da bu aptallık dediğimde o ifadeyi kastediyorum. O kişiyi tanımıyorum. İnsanların o ifadenin aptallık olduğunu öğrenmesi gerekiyor. O aptalca bir ifade. Onun yerine öneriyorum da. Bak yazıyorum diyorum ki böyle olması lazım. Bak dikkat et ona itiraz edebilen kimse yok. Sadece diyorlar ki barınaklar yetersiz. Evet yetersiz haklısınız. Bunun için bastırmamız lazım. Yani biz ancak böyle barınak olursa bunu okeyiz. Altını çiz. Ama bunu hayvan severin de insan severin de bilmem ne severin de birlikte yapması lazım. Dolayısıyla aptallık değil o kişilerin aptallığı değil. Söylemdeki kısıtlılık. Ve bu söylemdeki kısıtlılığı da birinin ortamı ajite ederek hatırlatması gerekiyor. Ben açıkçası işlerimi biraz böyle görüyorum. Muhtemelen çok verimli yapamıyorum ama insan düşüncesini ve tavrını değiştirmek de o kadar kolay bir şey değil. Onu da biliyorum yani. Yani köpekler burada gidip öldürün web sitesi açacağınıza köpeklerin kimliklerinin ve sahipliklerinin yer alabileceği ve kayıtlarını kontrol edebileceği bir web sitesi açıyor olmak aslında çok daha çözümcü. Buna ilk reaksiyonda kızgınlık, öfke ve korkuyla karşılık verilen şey gerçekten aptalca görünüyor ya da kötü görünüyor. Yani bireysel olarak kişinin kendisine o web sitesini açan kişinin kendisine bile hani bireysel olarak bunu ifade edilse tuhaf bir durum oluşur. Yani bunu yapamaz dediğin gibi. Şefkat hala bizdeki en temel duygulardan bir tanesi. Kimse bireysel olarak davrandığında böyle yapamamız ama bir kitle hareketine dönünce tuhaf bir vahşet çıkabiliyor ortaya. Ben şunu da söyleyeyim son olarak. Bu tartışmalarda mesela hakikaten insan nefretini hayvan sevgisi üzerinden ifade etmeye çalışan insanlara samimi olarak çok üzülüyorum. Ne yaşadılarsa, insanlarla ilgili nasıl bir yalnızlık çekiyorlarsa ona bir kere çok üzülüyorum. Öte yandan hayvanlara it diye hitap eden, onların öldürülmesine bile kılı kıpırdamayacak kadar duyarsız olmuş olanlara da çok ciddi üzülüyorum bir taraftan. Onların bir köpeğin bir hani erişkin büyük kangal olsun en sevimsiz hayvanı düşün hangisiyse. Ya onun başını okşamanın keyfini yaşayamayacak kadar bu dünyadan nasipsiz olduğunu düşünmek de beni kahrediyor. Yani bir taraftan bunu da çok dert ettiğimi söylemem lazım. İkisinin de çok problemli gruplar olduğunu unutmamak lazım. Ben ne hayvan itlafına izin veririm ne de sokakta başı boş gezen köpeği. Çünkü aklın çözümü çok daha nettir. Çok daha basittir. Hamdolsun akla çalışan herkes de bunu görür. Çok nettir yani. Ya son azıcık uzatacağım ama bir şey daha sormak istiyorum sana. Merak da ediyorum. 1700'lü yıllarda olsaydık, 1700'lerin ortasında bir dönemde olsaydık muhtemelen kölelik bize normal gelecekti. Tabii ki. Yani hele de Amerikan vatandaşı olsaydık, yani Amerika'da o bölgede olsaydık 1700-1800'ler köle sahibi olmak ya da kölelerin olması bize bir normal kabul edecekti. Şimdi baktığımızda ne kadar vahşice görünüyor, ne kadar çirkin görünüyor. Hayvanlarla ilişkimizde de böyle bir değişimin, böyle bir geçişin içerisinde neymişsiz duygusu yaşıyorum. Yani hayvanlar bizim mülk olduğunu düşündüğümüz aslında bir tür kölelerimiz seviyesinde o dönemki 1700'lerdeki köle algısı seviyesindeki bir canlıyken şimdi onun bireysel olarak duyguları olan yaşamla ilgili kendi amaçları kendi şeylerinin farkındalığını yaşadığı
bir geçişin içerisindeymişiz gibi görülüyor. Her geçişte olduğu gibi, biz ne yazık ki geçişler döneminin çocuklarıysak, her geçişte olduğu gibi de bir sürü çatal var, çatışma var vesaire. Sana da sempatik geliyor mu bu bakış açısı? %100 katılıyorum. Bunu şöyle formüle edebilirim kafamda. İnsan doğadan her koptuğunda kainatta benzeri olmayan kötülüklere imza atmıştır. Mesela savaşlar böyle kötülüklerdir. Kölelik böyle kötülüklerdendir. O işgal ettiği yerlerdeki kadınlara tecavüz etmeyi ana iş olarak edinmek böyle kötülüklerdendir. Tabiatından kopan, kendi düzenini dünyaya dayatmaya çalışan, kendi zihninde yaşayan insan kötülüğün ana kaynağıdır dünyada. Şimdi bugün de bu hayvanlarla olan ilişkimiz doğadan kopuklukla alakalı. Ve hala benim gibi bir biyolog, hayvanların doğasını hatırlatmaya kalktığımızda tepki alması bundan geliyor. Doğayı anladıkça o zihniyet değişimi olacak. Sanıyorum onun zamanlarından birini daha izliyoruz. Bu zaten sürekli olan bir şey. Hocam çok çok teşekkür ediyorum. Bence bir adımlık yol gittik. Birazcık daha açtık süreci kendisini. İnşallah. Ama bu konunun üzerine konuşulacak yolu daha var gibi görünüyor. İnşallah bundan sonrakini yine masamızda konuşalım karşılıklı. Ben yanına gelirim en kötü ihtimal. İnşallah. Tamam, tamamdır. Öpüyorum güzel yanaklarından. Teşekkür ediyorum.